Sevgili izleyenler, ben Ateş Ağlayan. Yine bir Altın Rehber programıyla karşınızdayım. Türkiye'nin önde gelen seçkin firmalarına konuk olmaya devam ediyoruz. Sizler için çok özel röportajlar yaptık, merak ettiğiniz soruları sorduk ve iş dünyasına rehber olmaya çalıştık. İş dünyası ve ekonomi haberleri de haber turumuza başlıyor. TTT ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında promosyon anlaşması imzalandı. Emeklilere aylıkları karşılığında promosyon verilmesi için imzalar atılmaya devam ediyor. Son olarak yaklaşık 1 milyon 340 bin emeklinin aylığını aldığı PTT'de imzayı attı. Türkiye'nin en çok konut satılan ilçesi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'nin en çok konut satışı yapılan ilçesi Esenyurt oldu. Ekibimiz bu hafta Muğla'da Yörük Ali Restoran'da konuk oldu. Bu çok özel röportajı izliyoruz şimdi. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, güzel illerimizden Muğla'dayız. Muğla'da çok genç bir işletmeciyle birlikteyiz. Kerim Bey'le birlikteyiz. Yörük Ali'deyiz. Burada neler olduğunu, nasıl bir işletme olduğunu, gelen konuklarına neler sunulduğunu Kerim Bey'den aslında dinleyeceğiz. Nerede olduğumuzu, neler yaptığımızı Kerim Bey bize söylesin. Kerim Bey, öncelikle hem sizi tanıyalım hem de Yörük Ali markasını tanıyalım. Bu marka bu bölgede, bu yörede nasıl doğdu? Dünden bugüne nasıl bir süreç izledik? Yörük Ali markası şöyle doğdu. 99 yılında burayı işletmeyi açtık. Tabii ilk açtığımız seneleri çok küçük bir işletmeydi. Ondan sonra yıl geçtikçe her sene üstüne koyarak bu hallere geldik. Restoran hizmetiyle başladık. Hala daha restoran hizmetini veriyoruz. Bunun yanı sıra kahvaltıda verdiğimiz ürünler, kendi ürünlerimiz, reçellerimiz, turşularımız. Yörük Ali Doğal Ürünler adı altında bir ikinci işletmemizi kurduk. Onunla da şu anda ilerlemeye çalışıyoruz. Evet, o doğal ürünler konusuna geleceğiz. Gerçekten çok önemli. Sevgili izleyicilerimize dikkatle dinlesinler, izlesinler. Çünkü doğalı artık arayış var doğal ürünlere yönelik. Ama öncesinde bu Yörük Ali ismi babanızla geliyor değil mi? Onu bir analım. Hem de nerede olduğumuzu konum olarak izleyicilerimizle paylaşalım. Yörük Ali babam rahmetlinin ismiydi. Onun ismini bu işletmemizde yaşatmak istedik. Yaşattığımıza inanıyorum. O şekilde devam ediyoruz. Dediğim gibi 1999 yılında açtık. Birinci kuşağız. Uzun yıllardan beri hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet. Konum olarak tam olarak neredeyiz? Ben Muğla dedim ama adresimizi tam olarak söyleyelim. Belki bu güzergahtan geçecek olan konuklarımız olacak. Size bir uğrasınlar, bir selam etsinler. Tabii. Konum olarak Muğla Fethiye Karayolu 35. kilometrede. Esentepe Mahallesi. Gökova mevki olarak geçiyor. Gökova biliyorsunuz Türkiye'nin cennetlerinden bir yer. Konum olarak burası. Evet. Restoran işletiyoruz dedik. Bir yönünüz o tabii, doğal ürünlere geleceğiz. Menü olarak neler sunuyoruz? Restoran olarak verdiğimiz hizmetler nelerdir? Bizim bu yörede olmazsa olmazlarımızdan güveçte kuru fasulyemiz var. Yanında pilav ve güveçte yoğurduyla beraber. Tabii onun yanında kendi yaptığımız turşu da var. Bunun yanı sıra çorbalarımız var, sabah kahvaltımız var, yöresel kahvaltımız, köy kahvaltısı dediğimiz. Pide çeşitlerimiz var, işte ızgaralar var, güveçte et, tavuk, köftelerimiz var. Menü yelpazemiz bayağı bir geniş burada. Şimdi ikinci bir çalışmanız doğal ürünler. Bu çok önemli. Bu fikir nasıl doğdu ve doğal ürünler diyoruz ama neler var? Tek tek anlatmanızı istiyorum. Tabii. Doğal ürünlerde bizim reçel ve turşu ağırlıklı. Yaklaşık 35 çeşit reçelimiz var. Bunların içinde en ünlü reçelimiz bizim süt reçelimiz. Patenti de bizde olan bir reçel. Süt reçeli çok ilginç. Nasıl yapılıyor? İçerisinde süt var mı gerçekten? Tabii tabii. Sütten yapılan bir reçel zaten. 10 kilo sütten 1 kilo reçel çıkıyor. 7-8 saat ocakta kaynıyor. Devamlı karıştırarak. Biraz zaman alıyor. Çok meşakkatli bir reçel ama reçel bittiği zaman da tadı çok güzel oluyor. İçerisinde sütten başka bir şey var mı? Süt ve şeker var. Şimdi bunu biraz geliştirdik. Keçi boynuzlu, sıfır şekersiz, şeker ilavesiz bir reçel yaptık. Bunun yanında damla sakızlı, cevizli, fındıklı, fıstıklı süt reçellerimiz de var. Şeker ilavesiz olan keçi boynuzu pekmeziyle yaptığımız reçellerimiz var. Turşularımız var mesela. Turşuda kullandığımız, turşuda ve reçelde kullandığımız bütün sebze ve meyveler bizim bu yörede.
Kimisi kendi bahçemizden, kimisi komşumuzun bahçesinden topladığımız ürünler. Hepsi doğal, hiçbir katkı maddesi olmayan ürünler. Bu bölgenin kendi üretimi değil mi hepsi? Tabii tabii, bu bölgenin, yani bu bölge dışından hiçbir şey almıyoruz. Hepsini kendimiz imalat ediyoruz. Bu bölgenin ürünleri hepsi. Evet. Hangi markayla çıkıyoruz piyasada? Sadece burada mı bulabilirler? Zaten burada ürünlerinizi sergiliyorsunuz. Bunun yanı sıra nerede, hangi isimle bulabilirler? Hangi markayla? Markamızın ismi Yörük Ali. Aynı işletmemizin ismi gibi. Ankara, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Bursa, buradaki şarküteri tarzı olan yerlerde bulabilirler. Evet. Zaten şu anda ekranda iletişim bilgilerimiz de var. Aslında size ulaşırlarsa buradan da temin edilebilir değil mi? Tabii tabii. Sosyal medya üzerinden, web sayfası üzerinden satışlarımız da var. İstedikleri zaman biz kargoyla gönderebiliyoruz. Evet. Reçeller, turşular dedik ama ben zeytinyağları görüyorum, sabunlar görüyorum, kuru sebzeler görüyorum değil mi? Neler var? Tabii o konuda yelpazemiz de geniş biraz. Zaten konum olarak da bir zeytin deryasının içinde yaşıyoruz. Bunun yanında tabii zeytinyağı da var. Marmaris çambalı var özellikle. Bunların hepsi doğaldır. İçine hiçbir şey karıştırılmamış ürünlerdir. Kesinlikle içinde hiçbir şey bulamazsınız. Niçin tercih edecekler? Sizce niçin Yörük Ali'yi tercih etsinler? Zaten buraya gelenler, görenler, bilenler bir anlatıyorlar çevrelerini ama sizce niçin bu kadar tercih ediliyorsunuz? Çünkü biz işimizi severek yapıyoruz. Ve içine hiçbir katkı maddesi koymadığımız için ürünlerimizin tamamen doğal, doğal tat alıyorlar. Bunun için tercih ediyorlar bizi. Şu anda masamızda da birkaç çeşit var. Neler var mesela, burada gösterelim bizzat. Bunu mesela ev yapımı. Cevizli kuru incir. Cevizli. Evet. Bunun içinde kuru incir var, ceviz var. İkisinin karışımına olan bir reçel. Burada ne görüyoruz? Burada da yeşil ceviz reçeli. Bu cevizler tam olgunlaşmadan ağacından toplanıyor. Bir hafta falan suda bekletiliyor kabuğu soyularak. O şekilde yeşil ceviz reçeli yapılıyor. Çok titiz bir süreçle hazırlıyorsunuz. Bütün süreç de doğal aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Hiçbir fabrika, hiçbir şey yoksa tamamıyla el yapımı organik ürünlerden oluşuyor. Evet, hepsi doğal ürünler. Hepsini de bayanlar yapıyor. Bayanların elinden tek tek geçiyor. Hepsi işleniyor yani. Sevgiyle hepsi işleniyor. Kesinlikle. Sabah aslında burası kahvaltıyla başlıyor değil mi? Onun dışındaki öğünlerde neler bulabiliriz? Tabii sabah 7 civarı kahvaltıyla başlıyor. Bunun yanında çorbalarımız var. Ondan sonra öğleye doğru kuru fasulyemiz çıkıyor. Güveçte olan kuru fasulyemiz. Pide çeşitleri, lahmacun, ızgaralar sunmaya devam ediyor. Tatlılar da var. Tatlılar da var, evet. Kabak tatlımız var, künefemiz var, tahinli pidemiz var, kendi yaptığımız burma tatlımız var. Bunlar her şeyi da tatlı. Bulabilirler. Aslında konum olarak da çok güzel bir yer. Yani buraya gelinde hem bu müthiş doğanın içinde böyle temiz bir havada böyle hem ruhlar dinlenir hem de birbirinden güzel lezzetler tadılabilir. Tabii biraz önce dediğim gibi biz Türkiye'nin cennetinde yaşıyoruz. Tabii onun nimetlerinde yararlanıyoruz. Evet. Birçok şeyi konuştuk Kerim Bey. Şimdi bizi Türkiye'nin her yerinden olduğu gibi Avrupa'dan da çok izleyicimiz var. Neler söyleyelim Yörük Ali markamızla, mekanımızla ve yaptığımız işle ilgili? Son olarak neler söyleyebiliriz? Unuttuğum yerler olabilir, eklemek istedikleriniz. Yolu Muğla'ya düşen herkesi restoranımıza bekliyoruz. O eşsiz tatlarımızı, reçellerimizi, turşularımızı, yemeklerimizi tatmalarını tavsiye ediyorum. Hızlı servis ve güzel sunum prensibinden hiç ödün vermeyen Trabzon'da Palet Pastane bir süre konuk olduk. Birlikte izleyelim. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Trabzon'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise kafe ve pastanecilik sektöründe hizmet veren bir marka ismi Palet Kafe Restoranta konuk oluyoruz. Yanımızda işletmemizin sahiplerinden Sayın Okan Meral ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, sizler nasılsınız? Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Özellikle böyle güzel tatlıları, pastaları görünce iyi olmamak mümkün değil. Özellikle profiterolümüz çok güzel ama sadece bununla bitmiyor. Burada birçok farklı lezzetimiz var, öyle değil mi? Bunlar neler, biraz bahsedebilir miyiz? Tabii kesinlikle. Profiterolümüzle beraber yaş pastalarımız, dondurmamız bilhassa
çok güzeldir, çok lezzetlidir. Sonrasında tatlılarımız da çok güzeldir, güzel ürünlerimizdir. Kurabiyelerimiz, yemeklerimiz çok, çünkü burası aynı zamanda kafede ve bu anlamda hem restoran hem kafe hem pastane aslında her ihtiyaca cevap verebilecek bir konumda, öyle değil mi Palet Kafe Restoran? Aslında şöyle, artık sektör o kadar değişti ki pastaneler sadece pastane olmaktan çıktı. Artık restoran olarak da müşterilerine hizmet etmek zorunda kaldı. Çünkü müşterilerimiz sadece pasta yemekle yetinmiyorlar. Farklı isteklerini de buralarda gidermek istiyorlar. Biz de bu istekler doğrultusunda restoran bölümümüzü de hizmete soktuk. Sadece yaş pasta ve mamulleri olarak değil, dünya mutfağıyla da hizmet vermekteyiz. Ve tabii ki bu güzel lezzetlerimiz her gün taze taze yapılıyor, öyle değil mi? Kesinlikle. En önemli zaten buradaki faktörlerden birisi de o. Ürünlerdeki tazelik ve kaliteli mamul kullanılması. Onunla beraber güzel ürünler çıkıyor. Müşterimiz de memnun bir şekilde iş yerimizden ayrılıyorlar. Evet, tabii ki bunun sonucunda da feedbackler de olumlu. Çünkü Palet Pastanesi'nin Palet Kafe Restorant olarak devamlılığını sağlayan en büyük unsurlardan bir tanesi de bu. Kalite ve lezzet. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Bunun için zaten asla 88 yılından beri kalitemizden asla ödün vermiyoruz. Bu istikrarımızı da sürdürebilmek için yeni bir üretim tesisi kurduk. Burada ürünlerimiz tamamen bir fabrikadan halka derler ya, o şekilde çıkıyor. Tamamen birinci sınıf, %100 hijyen bir şekilde müşterilerimize hizmet veriyoruz. Evet, çok güzel. Tabii bu işi daha profesyonel bir hale getirdik ve franchising vermeye başladık. Şubeler açmaya başladık, öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Bu şubeleşme işini bu 2015 yılı itibariyle başladık. 2015 yılında Maçka ilçemizde bir şubemizle başladık. Bununla beraber Forum AVM içerisinde ve Of ilçesinde şubelerimiz gerçekleşti, hizmete açıldı. Bu çalışmalarımız tabii devam ediyor. Bu bölgede ses getirecek şubeler açmaya devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Tabii bunları sevgili izleyicilerimizle birlikte biz de izleyip göreceğiz. İnşallah. Tabii bu anlamda profesyonel bir şekilde yapıyoruz bu çalışmalarımız ama aynı zamanda markalaşma yolunda da ilerliyoruz, öyle değil mi? Kesinlikle öyle, markalaşma yolunda ilerliyoruz. Öncelikle tabii bölgesel bazda bir markalaşmaya gidilip daha sonrasında ulusal olarak bir yol izlenilecek. Tabii bu markalaşma yolunda ilerlenirken asla o 88 yılında yapılmış olan lezzetten ödün vermeden, aynen tabii ki günümüzde de aynı lezzeti korumaya devam edeceğiz. En önemli durum bu. Kesinlikle. Tabii lezzet hiç değişmeden dünden bugüne geldi. Bundan sonrasında da o lezzet hiç değişmeden devam edecek. Evet. Ve tabii ki farklı hizmetlerimizle, farklı çalışmalarımızla ve farklı projelerle birlikte halkla buluşturmaya devam edeceğiz o güzel lezzetlerimizi. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Öncelikle Serap Hanım ve Eren Bey, sizlere teşekkür ediyoruz. Trabzon'a geldiğiniz için, bu güzel çekimleri yaptığınız için. Sonrasında da bu Trabzon'daki ve bu bölgedekiler zaten bizim misafirlerimiz, müşterilerimiz değil, misafirlerimiz, öyle söyleyelim. Diğer yurt içi de yurt dışından gelecek bütün müşterilerimiz de iş yerimize bekliyoruz. Ağırlamaktan büyük keyif duyacağız. Manisa'dayız. Laf Lafa Kafe'de, isminden de anlayabileceğiniz şekilde muhabbetin, sohbetin bol olduğu bir kafedeyiz. Mustafa Bey'e öncelikle bizleri konuk ettiği için teşekkür ediyorum. Kendilerini tanımakla başlayacağım. Laf Lafa Kafe'nin hikayesinden bahseder misiniz? Kuruluşundan bahseder misiniz? Kafe sektörü tamamen bizim işimizin dışında gelişen bir olay. Aniden bir kararla
Böyle bir işe giriştim. Sonra ne yapabilirim? Düşündüm ki Salihli halkı için ne yapabilirim? Daha kaliteli bir hizmet sunabilmem için. Eğitim sektöründe fark yaratan Aydın'daki Bilgi Etüt Eğitim Merkezi'ne konuk olduk. Bu çok özel röportajımız var sırada. Aydın eğitimde Ege bölgesinin bir incisi olarak karşımıza çıkar. Hem üniversite sınavında hem TEOG sınavlarındaki başarıları itibariyle. Kurumumuz genel itibariyle 2012 yılında Aydın Bilgi Dershanesi olarak faaliyetlerine başladı. 2015 yılında Aydın Bilgi Koleji olarak faaliyetlerini sürdürdü. Tabii geçen sene dershanelerin kapanması sürecinden dolayı da özel öğretim kursu olarak dershanemiz faaliyetlerine devam ediyor. Şu anda 3. sınıftan 8. sınıfa kadar devam ettirdiğimiz Etüt Eğitim Merkezimizin kuruluşu da 2016 yılı, yani bu yılın başında gerçekleşti. Neler yapıyoruz, onlara neler öğretiyoruz, neler sunuyoruz? Şöyle öncelikli olarak söyleyeyim, Etüt Eğitim Merkezimizde normal ders programlarımız, her yaştan, 3. sınıftan 8. sınıfa kadar eğitim öğretimimiz devam ediyor. Ders programlarımızın haricinde biz bu sene Etüt Eğitim Merkezimizi açarken Aydın'da Etüt Merkezi'nden daha fazla sloganıyla açtık açıkçası. Birebir etütlerimiz, yazılıları öncesi tüm grupların yazılı çalışmaları. Aynı zamanda az önce söylediğim gibi Etüt Merkezi'nden daha fazla sloganıyla çıktığımız için sosyal sorumluluk projesi, hatta şu anda devam eden bir kardeş okul projemiz var. Artı devam eden süreç içerisinde her ay kitap okuyorum projesi ve sosyal kulüplerimiz. Örnek vereyim, şu anda Etüt Merkezimizde hem gitar ve müzik kulübümüz hem de Türkçe drama kulüpleri gibi faaliyetlerimiz devam ediyor. Öğrencilerimizi hem ders olarak daha iyi, daha olumlu yönde eğitirken aynı zamanda onların yeteneklerine yönelik de çalışmalarımız var. Evet, kesinlikle doğru. Bundan dolayı zaten sloganımızı Etüt Merkezi'nden daha fazlası olarak belirledik. Kaç dersliğimiz var, kaç öğrencimiz var? Şöyle ifade edeyim size, toplamda Etüt Merkezi binamızda, sadece bu binamızda 8 dersliğimiz var. Aynı zamanda akıl oyunları odamız, yemekhanemiz ile beraber genel itibariyle öğrenci sayımız da şu anda 150 civarında öğrenci sayımız var. Haftanın kaç günü varız ve hangi saat dilimlerinde, günün hangi saat dilimlerinde eğitimlerimiz sürüyor? Haftanın 6 günü eğitim öğretimimiz var, devam ediyor. Eğitim öğretimimiz, Etüt Merkezimiz sabah saat 9'da eğitimine başlıyor ve tüm gruplarımıza hitaben saat 18.50'ye kadar eğitim öğretim sürecimiz devam ediyor. Eğitim kurumlarının vazgeçilmezi kadrolarıdır. Kadronun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kadromuz kaç kişiden oluşuyor, hangi branşlar var ve kadroyu oluştururken nelere dikkat ettik? Öncelikli olarak kadromuz hem genç hem tecrübeli öğretmenlerimizden meydana geliyor. Kadromuzu oluştururken özellikle eğitim öğretime gönül vermiş, öğrenci pedagoji formasyonundan anlayan eğitimcilerle çalışmayı öncelikli olarak tercih ediyoruz ve her zaman şunu söylüyoruz, kurumların ayakta kalmasının birinci önceliği ekip işidir. Bundan dolayı öğretmenlik mesleğini gerçekten hakkıyla öğrencilerimize severek, sevdirerek yapan bir kadroyla açıkçası tercih ettik, kadroyla çalışmayı tercih ettik. Şu anda da sene başından itibaren bu sürecimizi çok güzel bir şekilde yürütüyoruz açıkçası. Bunun haricinde şunu öncelikli olarak söyleyeyim, öğretmenlerimiz alanında uzman. Ve tümü 4 yıllık fakülte mezunu. Özellikle bunun altını çiziyorum. Çünkü maalesef etüt merkezlerindeki bazı sıkıntılar ya da eğitim camiasında maalesef adı eğitim olmasına rağmen bazı sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Ama kurumumuzda kesinlikle bu diktelere fazlasıyla önem veriyoruz. Temelden çatıya her türlü inşaat uygulamalarının kurallarını yeniden yapılandıran Trabzon'da Köroğlu İnşaat'a konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Evet sevgili izleyiciler, Trabzon turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki durağımız ise inşaat sektörüne yönelik hizmet veren bir marka ismi Köroğlu İnşaat'a konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Ömer Köroğlu ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz, sormalı. Sağ olun, bizler de çok iyiyiz. Şimdi inşaat sektöründe hizmet veriyoruz. Tabii ki hizmetlerimizi anlatacağız ama öncelikle firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, nasıl gelişti? Firmamız 2015 yılında kuruldu. 2 yıl
2 yıldır firmamız hizmet veriyoruz. Ağırlıklı olarak yalıtım sektöründe hizmet veriyoruz. Tabii firmamız 2 yıl oldu ama daha öncesinde tabii background'umuz çok kuvvetli değil mi? Şöyle, daha önce başka ortaklıklarımız vardı ama Köroğlu İnşaat olarak 2 yıldır biz bu sektörün içerisindeyiz. Şahsi olarak 22 yıllık bir şandiyecilik tecrübemiz var. Özellikle yalıtım sektöründe 22 yıllık şandiyecilik tecrübemiz var Türkiye genelinde yani. Sadece Trabzon'da hizmet vermiyoruz öyle değil mi? Peki nerelerde çalışıyoruz? Türkiye'nin bütün vilayetlerinde potansiyelimiz var, iş yapma kabiliyetimiz var. Şu anda devam eden şandiyelerimiz var. Erzincan, Sinop, İstanbul, Ankara, bu gibi illerimizde şu anda şandiyelerimiz var. Sadece Türkiye'de değil ama öyle değil mi? Aynen öyle. Mesela Kıbrıs'ta yaptığımız imalatlar var. Gürcistan'da var, Ukrayna'da var ama bunlar geçmişte. Önümüzde de projelerimiz var, görüşmelerimiz devam ediyor. Yani bir yalıtım sektöründe büyük bir tecrübeyiz yani. Kesinlikle. Büyük bir de eksiklerimiz olmasına rağmen büyük bir tecrübeyiz. Kesinlikle. Tabii yeni yasaya göre de enerji verimlilik kimlik belgesi olması gerekiyor tüm binalarımızın ve bu anlamda özellikle yalıtım sektöründe de hizmet vermek çok önemli ve çok gerekli olan bir şey aslında, öyle değil mi? Ben şöyle bir şey ifade etmek istiyorum burada. Şimdi bizim konut sektöründe özellikle en basit alınan şey yalıtım. En büyük sıkıntı ve bedel ödenen yalıtım. Mesela bir çadırınız akıttığı zaman sizin eviniz ne kadar lüks olursa olsun hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Yani o da bir nevi ekonomiye bir katkı. Yani çünkü düşünün ki üzerinde 1 liralık imalat, altında 1000 liralık imalat. Yani üzerindeki 1 liralık imalat, alttaki 1000 liralık imalatı yok edebiliyor. Ve sizi de psikolojikman rahatsız edebiliyor yani. Büyük bir zarar. Büyük öyle değil mi? Zarar. Evet, ekonomiye yani milli ekonomiye büyük bir zarar. Yani geri dönüşümü oluyor ve hiçbir şeyin de geri dönüşümü orijinalini bulma ihtimali yoktur. Bu hangi dal olursa olsun, hangi dal olursa olsun. Kesinlikle. Bu anlamda tabii ki binalarımızda yalıtımla birlikte hem ekonomik anlamda ev sahiplerine büyük bir girdi sağlıyor ve evet, daha sonrasında da yine bu ekonomik girdinin devamlılığı sağlanıyor değil mi? Sağlıyor, evet. Ülkemize döviz kazandırmış oluyoruz. Yani çıktığı azaltmış oluyoruz. Ve evin düşün gibi mesela bir köşesiyle diğer köşesinin ısınısının aynı olduğunu, yalıtımsız evlerde gidiyorsunuz beteğin olduğu bölge biraz sıcak, gidiyorsun diğer köşede çocuğunu oynatamıyorsun mesela yalıtımsız, çünkü onu dışarıdaki şey yoğuşma emip çıkartıyorsun dışarı doğru, ne yapıyorsun, bir kayıp, ekonomik bir kayıp yani. Tüketiciye çok büyük bir zarar aslında, hem ekonomiye hem devlete hem de tüketiciye değil mi? Hem de bütçemize büyük bir zarar. Bu anlamda tabii çok büyük faydaları var. Faydaları nelerdir yalıtımın? Ev ısısı, bir bina görünümü, mesela binanızın dışarıdan çürümesini engelleyebiliyorsunuz. Düşünün ki çıplak betonarme binaya dışarıdan sürekli suyun sıcak ve soğuğun vurduğunu düşün. Onu zamanla ne yapıyor? Aşındırıyor. Ne yapıyor? Sizin binanız deforme oluyor. Ama ısı yalıtımı onu koruyor. Yani ısı yalıtımı geliyor. Bir nevi dış cebenizde su yalıtımı da oluyor. Su yalıtımı da oluyor. Mesela su yalıtımı konusunda da mesela terasta betonarmenin su aldığı zaman beton aşağı su vermezse dahi o betonun içerisinde o suyu nüfuz ediyor. Aşağı rutubet olarak veriyorum. Düşünün ki bir evinizin rutubetli olduğunu düşünün. Veya temel ve perdelerinde su almasa bile o topraktaki rutubeti alıp evinizin içerisine, eşyalarınıza, yani orada da büyük bir yani ekonomi var aslında. Büyük aynı bir zamanda bir sağlığa da çok büyük zarar var, öyle evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Aynı zamanda sağlığa, yani bizim özellikle bizim bölgemizden bahsediyorum. Bizim bölgemiz nem oranı yüksek bir bölge. Romatizmal hastalıklar mesela, bir de düşün git, bir de topraktaki rutubeti çektiğini düşün. Bir de öyle bir şey ki betonarmede demir bir iletken biliyorsunuz. İletken ne yapıyor? Temeldeki suyu alıp çatıya kadar çıkartabiliyor. Evet, maalesef.
çatıya kadar çıkartabiliyor ve onu da binalarımızın ömrünü kısaltıyor, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Bu da binalarımızın ömrünü kısaltıyor. Kesinlikle. Ama biz bunu en aza indirgiyoruz, hem ekonomiye katkı sağlıyoruz, aynı zamanda bütçeye de katkı sağlıyoruz, değil mi? Evet. Eski Rum evlerinden sökülen taşlarla 2007 yılında inşa edilen Aydın'da bulunan The Castle Boutique Otel'e konuk olduk. İzliyoruz. Aydın ilinin Kuşadası ilçesinin Ağaçlı köyündeyiz. Gördüğünüz gibi Kuşadası Körfezi karşı tarafta, bize çok yakın ve görüntü de çok güzel. Bulunduğumuz yerde Samsun Dağı ve Türkiye'nin Kaz Dağları'ndan sonra en yoğun oksijenin olduğu bir bölgedir burası. Böyle bir bölgede çok şık bir butik oteliniz var. Turizm alanına da hizmet ediyorsunuz. Otelimiz kaç oda, özellikleri nelerdir, nasıl bir otel? Evet, 7 odadan oluşmakta bu otel. Bu benim daha önce bir evimdi. Eski Rum evlerinden söküp inşa ettiğimiz bir yapıt burası. Taş yapılar öne çıkıyor. Kesinlikle öyle. Ben de çok meraklıyım bu konuda. Her bir odanızın da ismi var. Tanrıçaların isimleriyle ve çok şık odalarınız. Bunun yanı sıra serpme kahvaltınız ve restoranınız da çok öne çıkıyor, değil mi? Evet, evet, çok güzeldir kahvaltımız olsun. Alakart yemeklerimiz akşam. Konuklarımızı güzel bir şekilde ağırlıyoruz burada. 2013 yılından bu yana güzellik ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren Uşak'taki Medikulüp Estetik ve Güzellik Merkezi'ne konuk olduk. İzliyoruz. MediClub Dermatoloji Kliniği 3 yıldır bu sektörde hizmet vermekte. Gelişmiş teknoloji cihazlarını takip ederek Uşak halkına elimizden geldiğince en iyisini, en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. MediClub olmadan önce, oluşmadan önceki hedefleriniz nelerdi? MediClub oluşmadan önce özel bir hastanede estetisyen olarak çalışıyordum. O dönemlerde aslında yeni bir yer açma hiç fikrim yoktu. Eşim sağ olsun beni bu anlamda çok destekledi. İki personelle beraber yola başladık. Ekip arkadaşlarımız onların da inancıyla ciddi bir yol kat ettik. Müşterilerimizin bize güveniyle ciddi anlamda ilerliyoruz. Gelecekte de inşallah yeni şubelerimizle hizmete geçeceğiz. Son olarak Altın Rehber aracılığı ile tüm Türkiye'ye neler söylemek istersiniz MediClub olarak? MediClub olarak cildinize iyi bakmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü cildimiz bizim en değerli giysimiz. Nasıl bakarsak bize aynada baktığımız zaman aynı ölçüde iyi bir cevap verecektir yansımamız. Moda'nın Uşak'taki adresi Nadde Giyim'e konuk olduk. Birlikte izleyelim. Mağazamız uzun yıllardan bu yana faaliyet göstermekte. Eşimle birlikte ikinci kuşak temsilcisi olarak çalışmaktayız. Kurulduğu yıllarda ev tekstili olarak faaliyet gösteren mağazamız 10 yıldan bu yana sadece bayan giyim ürünleri satmaktadır. Ürünlerimizi İstanbul'dan birinci sınıf yurt içi üreticilerden temin etmekteyiz ve Uşakların beğenisine sunmaktayız. Teşekkür ederim Cemalettin Bey değerli bilgileriniz için. Peki hizmetlerinizden bahsedebilir misiniz bizlere? Mağazamızda sattığımız ürünler son trendleri yansıtmakta. Moda olan renkleri ve kıyafet modellerini sürekli takip etmekteyiz. Uşaklı bayanlara daha şık olabilmeleri için sürekli modayı takip etmekte ve ürünler getirmekteyiz. Onlara bayan giyim üzerine hem günlük giyim hem de abiye giyim üzerine bütün ürünleri sunmaktayız. Teşekkür ederim. Hedeflerinizden bahseder misiniz bizlere? Öncelikle hedefimiz mağazamıza gelen müşterilerimizin mağazamızdan mutlu ayrılmaları. Büyük şehirlerde ve dünyada moda sayılan ve trend olan ne varsa Uşak'ta aynısına ulaşabilmeleri için çaba sarf etmekteyiz. Şimdi de çok özel konseptiyle, nezih ve sıcak ortamıyla hizmet veren Aydın'daki Öküz Kafe'ye ziyaret ettik. Birlikte izleyelim. Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Ege bölgesinin en güzel şehirlerinden Aydın'dayız. Aydın merkezdeyiz. Çok genç bir girişimciyi, genç bir işletmeciyi sizlerle tanıştıracağım. Emircan Bey, Emircan Ünsal. Kendisi aslında Karadenizli ama Aydın'a yerleşen ve burada bu işi yapan bir isim. Bakalım hikayesi nasıl başladı, neden burası ve neler yapıyor? Kendisinden öğrenelim ve sizlerle buluşturalım, tanıştıralım istedik. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz tekrardan kafemize, Aydın'ımıza, Efeler Diyarı Aydın'a. Neler sunuyoruz? Neler sunuyoruz? Şimdi öncelikle biz genç kesime hitap ediyoruz. Öğrenci arkadaşlarımız geliyor, liseli, üniversiteli.
Tüm dünya kahvelerimiz mevcut. Türk kahvelerinde bütün aromalar mevcut. Yemek çeşitlerimiz İtalyan mutfağı, Türk mutfağı, fast food. Tatlarımız waffle vesaire, bütün sütlü tatlar, şerbetli tatlar mevcut. Yani böyle güzel bir de Türk çayımız var. Ben de Rizeliyim aynen. Dediğim gibi. Çayı Rize'den mi getiriyoruz? Çayı Rize'den daha getirtemedim işte. Önümüzdeki aylarda inşallah kendi bahçemizden getireceğiz. Buradaki müşterilerimize de sözüm var. Onlara kendi bahçemden getirdiğim çayı içireceğim inşallah. Evet. Haftanın her günü açığız. Akşam kaça kadar açık burası? Akşam saat normalde 11.30-12 gibi kapatma hazırlıklarımıza başlıyoruz. Fakat içeride müşterimiz varsa, müşteriler bizim her zaman canımız yerimiz. Son müşteri gidene kadar. Son müşteri gidene kadar her zaman buradayız evet. Yani. Orijinal Gaziantep baklavasının Trabzon'daki adresi Fıstıkzade'ye konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Fıstıkzade Gaziantep menşeli bir firmadır. Bugün 2013 yılında hizmete girmiş ve Türkiye'de franchise sistemi üzerine plan yapmış bir firmadır. 3 yılda da firma ciddi anlamda yol kat etti. Bugün 17-18 şubeye ulaştı. Bizde firmanın hani tatlısı, kalitesi, lojistik ağı ve franchise konusundaki tecrübesinden dolayı bu firmayı şehrimize getirmek istedik. Firma hiçbir şekilde tatlı üretimini dışarıda yaptırmıyor. Hepsini kendisi yapıyor. Bütün illere lojistiğini kendisi sağlıyor. Çünkü hak verirsiniz ki şehirlerin havası, nemi, suyu bile ürünlerin değişiminde söz konusu olduğu için bütün ürünler Gaziantep'te yapılıyor ve bölgelere dağılıyor. Tabii burada birçok farklı lezzetimiz evet. Var. Özellikle şöbiyetimiz var, havuç evet. Dilimimiz var. Daha aslında neler neler var. Aynen öyle. Neler var? Şimdi zaten standart Antep baklavamız var. Evet. Ancak hani fıstık, Antep fıstığı, Antep'le özdeşen bir şey olduğu için özellikle de baklavayla özel kare diye bir baklavamız var. Mesela daha yoğun fıstık kullanılıyor. İşte paşa dilimi var. Daha büyük çapta, daha kalın fıstıklı bir şey. İşte fıstık dolamalarımız var. Komple Antep fıstığı olup. Yaprak şöbiyetlerimiz var. İçi bol kaymaklı, gene Antep fıstığı yoğun bir şekilde. Yani kuru baklavalarımız var. Şerbeti minimum isteyen misafirlerimiz için. Dediğim gibi diyabetik baklavamız da mevcut. Kişiler geliyor. Siparişini verdikten 2 gün sonra da biz o özel baklavasını kişilere getirebiliyoruz. Totalde 12-14 çeşit baklavaya sahip olan bir firma. Evet, tatlılarımız var, şan fıstığımız var, Antep fıstığımız var ve Osmanlı şerbetlerimiz var ama bir de buranın size özel has lezzetlerinin olduğu, özellikle Trabzon'un yöresel lezzetlerinin olduğu dillere destan bir kahvaltımız evet. Var. Öyle değil mi? Evet. Şimdi tabii tatlıcı olduğunuz için sabahları tatlı kültürü çok yaygın olmadığı için sabahları restoranların boş geçmemesi adına bir de misafirlerimize daha iyi hizmet sunmak adına bir serpme kahvaltı tasarladık. Tabii bu serpme kahvaltıyı tasarlarken tabii ki insanların standart yediği soğuklar var ancak hani Karadeniz'i ziyaret eden, Karadeniz'e gelen insanlara Karadeniz lezzetlerinden birer çeşit de olsa bir şey sunmak için çok sıcaklarla dolu bir kahvaltı hazırladık. İşte kaşarlı kayganalar, lahana dibleleri, patates kavurmaları, turşu kavurmaları, meşhur kuymağımız gibi sıcaklarla beraber de güzel bir serpme kahvaltı hazırladık. Bizi bir ziyaret etsinler. Bizler muhakkak onların lezzetine, damak tadına uygun bir şeyler sunacağımıza eminiz. Kesinlikle. Herkesi bekliyoruz evet. Diyelim o halde. Evet, kesinlikle. Herkesi bekliyoruz. Güler yüzlü personeliyle Trabzon'da bulunan Polen Giyim'e konuk olduk. İzliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler. Programımız tüm hızıyla Trabzon'da devam ediyor. Trabzon'da hazır giyim sektöründe bir marka ismi Polen Giyim'e konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Mustafa Karaman ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız Mustafa Bey? Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz. Hoş geldiniz öncelikle. Sağ olun. Ben de size çok teşekkür ediyorum öncelikle bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Tabii ki ürünlerimizle ilgili bilgiyi alacağız ama öncelikle firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, nasıl gelişti? Firmamız şöyle, 1997 yılında küçük bir dükkan olarak 12 metrekare bir küçük bir butikten başladık. Ve bugünlere kadar geldik. Bu süreçte de
Bazı aşamalarda olduk tabi. Bir anda böyle büyüyemedik. Başka caddelerde daha birazcık daha büyük olarak başlayarak sonunda bu seviyeye kadar gelmiş olduk. Ve çok zorlu bir süreçti zannediyorum, değil mi? Süreç ama zevkli olduğu için zevke dönüştürerek, severek yaptığımız için seve seve büyüdük. Birer birer böyle merdivenleri çıkarak böyle yavaş yavaş bu durumlara geldik çok şükür. Çok şükür. Tabii burada birçok ürün var ve ağırlıklı tesettür. Evet. Öyle değil mi? Evet. Şu anda zannediyorum bir tesettür modası mı var? Şu anda bir tesettür modası var, evet. İnsanlar, gençler daha çok hem tesettür giyiyor, hem rahat hissediyor, hem de salaş bir tesettür modası var günümüzde. Hem açık bayanlar da kapallara özenerek, onlar da bu vasıtayla kapamış oluyorlar. Öyle bir seçenek oluyor insanlar. Biz de diyor, çok güzel, biz de kapansak mı acaba diye. Öyle de bir süreç başladı tesettürde. Ve de insanlar çok da zevkli giyiyor, çok da güzel bir moda oldu tesettürde. İnsanlar da alım güçleri de bizim yapmış olduğumuz ürünlerde, almış olduğumuz ürünlerde herkese hitap ettiğimiz için insanı rahat kullanabiliyorlar ve giyebiliyorlar yani. Çok kullanışlı ve aynı zamanda çok da ekonomik, evet, ürünler. Ekonomik. Ama tabii ki kaliteli ürünler. Evet. Değil mi? Evet, tabii güncel mesela atıyorum iyi markaların satmış olduğu 400-500 liralık ürünleri biz de orta seviyelerde, yarı fiyatlarında insanlara sunduğumuz için bizi tercih ediyorlar o yüzden. Evet, tabii ki burada en önemli şey kaliteli hizmet, evet, ve kaliteli ürünlerle, evet, buluştuğunda da bir marka haline geliyor firma. Doğal olarak tabii ki bu markalaşma süreci kolay bir süreç değildi, çok zorlu bir süreçti ama bunu yavaş yavaş ağır ağır ama emin adımlarla. İlerledik ve şu anda da bir marka haline getirdik, evet, zannediyorum. Ama Trabzon'da bir marka halinde şu anda, değil mi? Trabzon'da, evet, Polen Giyim Trabzon'da bir marka halinde. Bir de çok tercih edilen, insanların bildiği bir marka. Şöyle, insanlar bizde her şeyi bulabiliyor. Her gün ellerinde telefonlarla gelince, şu geldi mi var, iki gün sonra elimizde oluyor. Onun için bizi rahatlıkla tercih edebiliyorlar. Evet. Bu da tüketici için çok önemli çok bir şey. Önemli. Çünkü İstanbul'daki, Nişantaşı'ndaki, Osman Bey'deki tüm ürünleri burada bulmaları mümkün, öyle değil mi? Tabii, iki gün sonra bizde oluyor. O da kargonun olmuş olduğu mesafede. En fazla bir hafta sürüyor bizde olması. Bütün ürünlerin, hangi konsepte çıkan ürünleri biz takip ederek mağazamızda bulunduruyoruz. Ve aslında modayı da güncel hale getiriyoruz, öyle değil mi? Evet, modayı tamamen güncel halde tutuyoruz. Tam bir böyle zirvede, zinde tutuyoruz. Bu da çok önemli, evet, özellikle Trabzonlu hanımlar için. Ama Trabzonlu hanımlar için bir de özellikle büyük bir avantajları var ki modayı çok yakından takip edebiliyorlar. Ve her keseye, her bütçeye ve her bedene uygun ürünü de bulmak mümkün. Evet. Öyle değil mi burada? Tabii bizim sadece Trabzon olarak düşünmeyelim. Bütün ilçelerden, atıyorum Giresun, Rize, Ordu, Gümüşhane, bu gibi ilçelerden, illerden daha doğrusu bize çok müşterimiz var. Ayrıca Türkiye'nin her tarafına kargo ile ürün gönderebiliyoruz. Çok güzel. Evet, biz sadece Trabzon'a hitap etmiyoruz, aslında Türkiye'ye hitap ediyoruz. Öyle bir şeyimiz de var. O yüzden de herkes Trabzon bizi biliyor, artık Türkiye de bilmeye başladı. Herkes Polen Giyimi biliyor yani. Kesinlikle. Evet. Peki bu yılın renkleri neler? Şu anda bu yılın renkleri haki renkler, mürdüm renkleri, yeşil renkler, taba renkler, bütün rengarenk aslında, biliyor musun? Bütün renkleri içeriliyor şu anda. Aslında burada sadece hanımlara düşen de kendilerine yakışan rengi kombini tutturmak, öyle değil, evet, mi? Evet, aynen öyle oluyor. O anlamda tabii ekibimiz de onlara destek oluyorlar. Destek oluyorlar, evet. Bizim kendi personelimiz güler yüzleriyle beraber burada herkese yardımcı oluyorlar. Kombinlerini yapıyorlar. Müşterilerimizi güler yüzle gönderiyoruz. Çok güzel. Onlara mutlu, güzel, mesut, evet, ayrılıyorlar. Çünkü kendi bedenlerine göre, kendi tarzlarına göre, evet, ya da tarzı olmayan
olmayanlara da burada tarz oluşturulabiliyor. Öyle değil mi? Evet, müşterilerimiz ayrıca şöyle söylüyor. Artık sizin mağazanıza gelmeyeceğiz. Biz eşlerimizden diyor. Böyle artık para vermekten bize diyor bıktılar diyor. Kartlarımızı elimizden alacaklar. Öyle bir durum var. Gerçekten böyle bir durum oldu yani. Çok güzel ama bu çok önemli bir şey, evet, aslında değil mi? Şey, evet, çok için. Güzel bir şekilde size güveniyorlar. Evet. Aldıkları ürünü çok uzun ömürlü kullanabileceklerini de biliyorlar aynı zamanda. Evet, tabii o da çok önemli. Biz de aslında biz bilmiyoruz bizim ne kadar büyük büyüdüğümüzü. Onlar bize anlatıyorlar, onlar bize görüyorlar. Atıyorum bir havaalanına gidiyoruz, polen poşetleri görüyorsun. Bir yere gidiyorsun, siz polenin sahibi misiniz diyorsunuz. Hiç tanımadığınız bir yere çok da mutlu oluyoruz bu yüzden. Oradan biz tanınmış olduğumuzu daha çok hissediyoruz. Kesinlikle bu, evet, çok önemli, evet, ve çok büyük bir haz ayrıca. Evet. Çünkü yaptığınız işin aslında değerini bulduğuna inanıyorsunuz, değerini öyle değil mi? Biz de çok heyecanlanıyoruz. Hem değerini buluyoruz hem de bizi daha çok böyle motivasyon ediyorlar. Biz de daha çok bu işe sarılıyoruz. Bir de çok severek yapıyoruz. Kesinlikle. Tarzınızdan zaten belli teşekkür oluyor. Teşekkür ederiz. Bu güzelliğiniz. Sağ olun. Ve dediğimiz gibi gerçekten çok güzel ürünler var. Kaliteli ürünler var. Her model, her tasarım burada bulmak burada mümkün. Ve aynı zamanda tesettürlü hanımlar da buradan alışverişlerini rahatlıkla, güvenli bir şekilde yapıyorlar ve evlerine gidiyorlar. Evet. Bundan sonrasında da yine ürünlerimizle, kalitemizle ve tabii ki ürün çeşitliliğimizle. Bütün kalitemizde, güler yüzümüzde, ürün yelpazemizin genişliğiyle yine hanımların gözdesi olmaya devam edeceğiz. İnşallah tüm hanımları bekliyoruz diyelim mi? Tüm hanımları bekliyoruz. Yani Türkiye'den tüm hanımları bekliyoruz. Bizim Instagram sitemiz de var. Polen Giyim Trabzon olarak bizi tıklayabilirler, sipariş verebilirler, gönül rahatlığıyla alışverişlerini yapabilirler. Evet. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Teşekkür ederiz. Memnun olduk. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bakalım neredeyiz? Altın Rehber programından merhabalar. Sevgili seyirciler, Muğla turumuz sürüyor. Muğla'da çok güzel çalışmaları olan, hem turizm anlamından hem kafe sektörü anlamında çok güzel çalışmaları olan genç bir girişimciyle birlikteyiz. Sayın Melih Kıydan, Kıydan Tur'un sahibi, yönetim kurulu başkanı diyelim. Kendisiyle bu bölgeyle ilgili, turizm alanında yaptığı çalışmalarla ilgili çok değerli bilgiler alacağız. Efendim hoş geldiniz programımıza. Sizler de mesela hoş geldiniz. TV8 mesela ekibi olarak. Ondan sonra biz burada mesela ilk önce kendimizi anlatalım. Ondan sonra ben Melih Kıydan. Mesela Kıydan Turizm mesela yönetim kurulu başkanıyız. Mesela şu anda mesela hem kafecilik hem de turizm sektöründe farklı hizmet vermekteyiz. Kıydan Tur, Muğla bölgesinde çok önemli çalışmaları olan bir firma. Biz şu anda sizin Ortaca'daki çok şık mekanınızda, kafenizdeyiz. Ama sizin farklı çalışmalarınız da var Melih Bey. Siz firma olarak hangi alanlarda çalışmalar yapıyorsunuz? Mesela Kıydan Turizm'in özgeçmiş olarak ondan sonra kısa olarak anlatalım. 1986 çıkışı. İlk rahmetli ondan sonra babamızın kurdu. 2007'de tamamen bizim devraldığımız bir firmadır. 86'dan beri ayaktayız. İlk olarak Mavi Tur yat turizmi olarak ondan sonra kurulmuş olan firmadır. 2011-2012 yıllarından itibaren tamamen karaya yönelik otelcilik, taşımacılık farklı sektörlerde de hizmet vermekteyiz. Deniz dedik, deniz turu dedik. Neler yapıyoruz, kimlerle çalışıyoruz? Otelcilik alanında da çalışmalarınız var. O zaman müşteri kitleniz çok farklı yerlerden farklı kişiler olabiliyor. Özellikle ilk önce Avrupa ülkelerinden. Şu anda son yıllardaki dönemlerde Türk ve yerli müşterilerimize de hitap etmekteyiz. Şu anda biz kafedeyiz. Kafemiz de Ortaca'da, çok şık bir mekan. Biraz da buradan bahsedelim. Nasıl bir yer, neler sunuyoruz? Kafemizi bir yıl önce Ortaca ilçemizde açtık.
mesela Ortaca ilçemizde mesela açmamızın sebebi daha mesela daha kaliteli, daha güzel mesela hizmet verebilmek için ve mesela bu hizmeti ya Ortaca Dalyan halkıyla mesela tanıtmak için buradayız. Aşağı yukarı mesela şeyde kafeteryamızda mesela hem kafe hem restoran olarak mesela çift konsept mesela çalışıyoruz. İsterse mesela gelen misafirlerimiz kahvesini içip mesela sıcak bir ortam mesela sağlayabilir. İsterlerse ondan sonra yemek önünde de steak bölümünde de daha güzel mesela menülerimiz var. Tabii buraya gelenlerin bir deniz yolculuğu yapmaları çok önemlidir turizmde. Bu bölgede bu anlamda çok iyi. Siz de bu anlamda çalışmaları olan birisiniz. Ayrıca otel ve konaklama sektöründe de ve gıda sektöründe de aslında evet. Buraya gelen turistlere tek başınıza birçok alanda faydalanmalarını sağlıyorsunuz. Evet, ondan sonra gelen misafirlerimize mesela konaklama, ağırlama ve yat turizmine de hizmet vermekteyiz. Ondan sonra Dalyan olarak mesela dünyanın 7. harikası Caretta plajı mesela sahip olan ondan sonra bir yerdir. Aynı sırada da mesela Likya İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu farklı mesela imparatorluklarda ondan sonra yer almıştır mesela Dalyan'da. Mesela bu gelen halkımızın mesela için Dalyan için oradaki Dalyan'daki bulunan seyahat acentalarında alınan mesela tur biletleriyle Göcek'e götürüp mesela Göcek'te mavi yolculuk 12 adaları tek tek mesela Körfez'in en güzel koylarında ondan sonra denize girmelerini mesela sağlıyoruz. Farklı mesela kimi gelen misafirlerimiz mavi yolculuk olarak haftalık ondan sonra 3 günlük 5 günlük tamamen Göcek Körfezi olarak hizmet vermekteyiz. Neden sizi tercih ediyorlar? Sizi farklı kılan, öne çıkaran yönleriniz nedir? Bir de bu bölgenin insanı olup bu bölgeyi de iyi tanımanızla da ilgili değil mi? Özellikle mesela bu bölgede mesela turizm sektöründe çok eskidir. Mesela babadan oğula mesela devredilmiş mesela ikinci nesil mesela işletmeyiz biz. Ondan dolayı mesela tercih ediliyoruz. Ekibimiz Trabzon'da. Demir inşaata konuk olduk. Bu çok özel röportajı izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Trabzon'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise inşaat sektörüne yönelik hizmet veren Demir İnşaat'a konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın sahibi Sayın Celal Demir ile birlikteyiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ olasın, teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Şimdi Celal Bey, öncelikle tabii ki firmayı anlatacağız, firmayı tanıtacağız. Firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu, nasıl gelişti? Benim şu andaki firmam da bir sene oldu mesela şirket kurduğumuz şirkette. Benim mesela yaptığım işi şu andaki yani 25 senede de bu işi yapıyorum. Hı hı. Aslında işin mutfağını biliyoruz değil mi? Evet, aynen öyle. Şimdi benim mesela bu yaptığım zaten inşaatları zaten görüyorsunuz. Benim yaptığım inşaatları hepsiniz de biliyorlar zaten bizim yaptığım. Şu andaki çok iş yaptığım zaten inşaat işlerimdir benim. Tabii çok uzun yıllardır bu işi biliyoruz. Doğal olarak da işi iyi bilen bir kişisiniz. Bu anlamda tabii ki daha sonrasında da kendi şirketinizi kurdunuz. Evet. Değil mi? Aynen. Biz eskiden mesela çok çalıştık. Çalıştığımız için sonra mesela çevirdik bu işe. Çok şükür şu andaki bizim işimiz iyidir. Peki inşaat sektöründe özellikle güven olgusu çok önemli. Evet. Siz bu güven olgusunu nasıl sağladınız? Ya şu andaki sağlamlığı, mesela iş bitirdiği zaman eğer müteahhitler de şahsında mesela teslim ettiği zaman sağlamlık budur. Yani şimdi mesela yani iş yaptığım zaman, bitirdiğim zaman, adama zamanında teslim ettiğim zaman iş budur, sağlamlık budur. Yani şimdi mesela adam ondan güven veriyor bize. Tabii siz daha öncesinde teslim sürecini belirliyorsunuz ve inşaat bittikten sonraki süreçte de o insanlara da güven sağlamış oluyorsunuz, öyle değil mi? Evet, aynen öyle. Şu anda mesela ben işi zaten bitirmezsem zaten bunlar bana güvenmiyorlar ki. İşi hı-hı. bitirdiğim için teslim ettiğim zaman zaten zamanında teslim ettiğim zaman bana güveniyorlar ve zaten işi yapıyorum biz.
Allah razı olsun. Şimdi mesela bu kadar sayesinde Trabzon'dan çalıştığımız için bunun sayesinde buraya gelmişiz. Peki, çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Herkese de mesela teşekkür ederim şu anda ki ben bunu Avrupa'da da selamımı söylüyorum. Hı-hı. Bütün mesela çok Ağrılı. En sevdiğim zaten benim memleketim. Bingöl'ü bizim arkadaşlar için. Hı-hı. Selam gönderiyorum. Bizim yanımız zaten en sevdiğimiz şu an doğduğum yer önemlidir bizim için. Buradan Sivas hemşehrine evet. De selam söyleyeyim. Ben de Ağrı'ya. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. De, sağ olasın. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz. Danışmanlık sektörünün yönetim alanında faaliyet gösteren Özel Yönetim ve Danışmanlık Merkezi'ne Trabzon'da konuk olduk. Birlikte izliyoruz. Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla Trabzon'da devam ediyor. Şimdiki durağımız ise profesyonel yönetim hizmetleri sunan Özel Yönetim Danışmanlığa konuk oluyoruz. Yanımızda firmamızın ortaklarından Sayın Yavuz Aydurmuş ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Şimdi özel yönetim danışmanlık olarak tabii ki birçok hizmetimiz var. Onları anlatacağız. Sevgili izleyicilerimizle paylaşacağız ama öncelikle firmayı tanıyarak başlayalım. Firmamız ne zaman kuruldu, nasıl oluştu ve neden oluştu? Şimdi biz firmamız 2012 yılında oluşturulduk. Asıl hedefimiz Trabzon'da bir eksikliğin giderilmesi. Bu eksikliğinde işte binalarımızda özel yönetim firmaları gibi site yönetimlerinin, residence ve tesis yönetimlerinin dışarıdan yönetilmesi. Türkiye çapında bu sektör 15 yıldan beri var. Trabzon'da bu sektör işte dediğim gibi ilk adımlarını başka bir firma atıp ikinci adımını da biz ataraktan başlamış bulunmaktayızdır. İşte talep vardı zannediyorum değil mi? Talep vardı ama arz yoktu. Doğal olarak da kimse de bilmiyordu bu sektör. Yani Trabzon'da yeni bir oluşum biraz yabancı bir sektördü bu sektör. Nedir? Biz bu onun adımlarını attık ve insanlarımıza yani Trabzon'da insanlarımıza bu sektörü artık anlatmaya başladık yani. Nedir? İşte bir insanda huzur hakkı denilen işte komşusuyla beraber kötü olmaktansa firmalara verip firmalar bu konularda detaylı şekilde işlemlerini yapıyorlar. Yani kimse artık komşusuyla beraber kötü olmuyor. Yani bu aynı zamanda yöneticisiyle de kötü olmuyor. Tabii, öyle aynen değil mi? Öyle. Tabii. Yani nedir şimdi aidatını ödemez, yakıtını ödemez. İşte örnek veriyorum siz benim komşumsunuz. Ben sizi avukata vermek zorunda kalacağım. Ne kadar kötü olsak da eşlerimiz beraber konuşuyor ama firmalarda öyle bir şey yok. Hukuk danışmanlık şeyimiz olduğu için hemen hukuk büromuza bunu bildirisini yapıyoruz. Hukuk büromuz bunun işlemlerini başlıyor. Ne de bunun tabii yasal prosedürleri vardı. O prosedürle beraber başlıyor işlemlerine. Bu sefer de ne oluyor? Kimse kimseyle komşu ilişkisini bozmuyor. Yani kötü de olmuyor. Kavgası da olmuyor. Gürültüsü de olmuyor. Diyor ki ben firmayla muhatap oluyorum. Firma da gereken işlemleri yapar zaten. Ve profesyonel çözümler üretiyoruz. Bu anlamda çok da büyük bir avantaj. Özellikle site sakinleri için de. Çünkü rahatlıkla oturabiliyorlar. Güvenli bir şekilde zaten oturuyorlar ama tüm işlemleri de olduğu gibi de profesyonel firmalar üstleniyor ve yürütüyor sizin gibi profesyonel firmalar. Tabii bu arada özel yönetim danışmanlık olarak da 4 yıllık bir firma olmasına rağmen şu anda birçok farklı hizmetimiz var. Bunlar neler? Biraz bunlardan bahsedelim sevgili izleyicilerimiz. Şimdi bizim asıl şeyimiz site, residence ve böyle iş merkezinin yönetimini yapmak. Bunların içerisinde asansör bakım hizmetleri, teknik bakım hizmetleri, işte havuz bakım hizmetleri, peyzaj hizmetleri, hukuk danışmanlık hizmetleri ve mali destek hizmetlerimiz vardır bu sektörün içerisinde. Bunlarla beraber müşterilerimize huzurunu sağlamak amaçlı bu şekilde bir ekibimiz vardır. Bu ekiple beraber bu işleri yürütüyoruz. Bu anlamda bu firmalara, bu tarz özellikle firmalara güvenmeleri gerekiyor. Öyle evet, değil mi? Tabii artık yani günümüz şartlarında bu tür firmalar daha da çoğalacak zaten. Yani nedir? İnsanları bu yani kendilerini daha rahata kavuşturmak için yani oturduğu bir binada oturuyorsa ben rahatım, aradığım zaman yöneticim bu tür işlerimi hallediyor. Nedir? İşte aidatım toplanıyor, yakıtım yanıyor, kazanımı sunuyor, evim sıcak, kafam rahat, kimseyle muhatapım yok. Bu tür şeyleri zamanla tabii öğreneceğiz. Yani İnşallah hepimiz, sevgili izleyicilerimiz de sizin gibi firmalar sayesinde bilinçlenecek ve daha sağlıklı kararlar verecektir inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar sağ olun.
Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz? Buyurun birlikte izleyelim. Sevgili izleyenler, Bir Altın Rehber programının daha sonuna geldik. Sektörlerin nabzını tutmaya, rehber olmaya çalıştık. Her türlü soru ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ben Ataç Ağlayan, haftaya İş Dünyası'nın rehberi Altın Rehber programında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.